arkadaşlar şimdi resimde görmüş olduğunuz ceketin yanındaki yan kısmındaki fermarın nasıl yerleştirileceğini göstereceğim bakın şimdi ben küçük bir parçada göstereceğim boyun kısmı bu da arka kısmımız küçük de bir biye parçamız var ben renkli kullandım sırf videoda daha rahat görebilmeniz için aynısından olması gerekiyor. Yani kumaşınızın da aynı renk. Ben sadece siz görün diye ayrı bir renk kullandım. Şimdi bu parçamız hazır. Bu da yan kısmımız. Şu şekilde arka kısmımız, ön kısmımız. Bakın şimdi ben ön kısmında ön kısmında yanı biraz katlıyorum. Bakın katladım. Kumaşın bakın kumaşın biraz orta kısmına doğru getirdim. Orta kısmına. Şimdi fermarımı alıyorum. Bakın orta kısmına fermarımı fermarımı o getirdiğim orta kısmına şu şekilde yerleştiriyorum ve dişlilerin yanına ön penyemi ön penyemi dişlilerimin tam üstünden fermarın tam dişlilerin üstünden şimdi ben biraz yaklaştırarak göstereyim renkli kullanmak istedim sırf görün diye bakın şimdi şöyle yaklaştırıyorum biraz şöyle videomu yaklaştırayım gördüğünüz gibi ne yaptık fermarı bakın kumaşın tam orta kısmına koydum üstteki penyem yani ön kısmı da dişlilerimin yanına koydum ve burayı bu şekilde dikiyorum şimdi karşı tarafı yapıyorum biraz uzaklaştıralım şimdi karşı tarafı yapıyorum yani çeketimin burası arka kısmı arka kısmına şöyle biraz 4 santim kadar bırakıyorum bu payı çeketi dikerken bu çeketin modeline göre kesilmesi gerekiyor şimdi gördüğünüz gibi bakın şöyle çizdim biraz geriden biraz geriden fermarın karşı kısmına bakın karşı kısmını şu dişlilerin olduğu yere kumaşımı şu kadarını dışarıda bırakıyorum bakın şu kadarını bıraktım dişlinin üzerine dişlinin üzerine şöyle bıraktığım yeri tekrar gösteriyorum. Bu sefer karşı tarafın fermarını yerleştiriyorum. Bakın fermarı yerleştiriyorum. Şimdi üst kısma geleceğiz. Gördüğünüz gibi şu an arada o penye parçası kaldı. Arka kısma da dişlinimizin, fermanımızın öbür tarafını yerleştirdik. Şimdi biraz fermarı çekelim. Çekiyorum. Çektiğim yer buradan sonra bakın buradan sonrayı ön kısma bakın ön kısma o fazlalığı mı üst üste bindiriyorum. Yukarıdan ya da çaprazdan şu şekilde bir dikiş atıp arayı kapatmış oluyorum ve fermanı kalıyor. Gelin fermarı açalım. Bu şekilde de gördüğünüz gibi arada kalmış olacak. Çeketimizin kısa bir videoyla Yan fermuarın nasıl yerleştirildiğini bu kısa videomla da sizlere göstermiş bulunmaktayım. Instagram ve Facebook adreslerimden beni takip edip sormak istediklerinizi özelden bütün modelleri atabilirsiniz. Hepinize elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Nur'un Dikişi ve Pratik Dikiş kanalıma abone olmayı unutmayın.